Herkese merhabalar. Bugün hatasız, boyasız 2020 model son kasa bir 3008 alıyoruz. Araç GT paket en dolusu. Şimdi gidince zaten görüntüleriyle sizi baş başa bırakırım. Ondan öncesinde bu araç uygun fiyatla denk geldi bize ve tabii ki satmak için aldık. Hatta şu anda aslında araç satıldı. Bir tane takipçimiz aldı. Sağ olsun, bize güvendi. Biz bu aracı şimdi teste sokacağız. İşte hasar kaydını sorgulattık. Herhangi bir sıkıntısı olmadığını öğrendik. Zaten araç 2020 model ve 20.000 kilometrede. Yani bu zamana kadar hep yetkili servis bakımlı ve kilometresi gelmemesine rağmen vakti dolduğu için yetkili serviste işte yağ, su, hava işte değiştiyse belki lastikle alakalı bazı durumları değişmiştir. Balata vesaire gibi. Böyle tertemiz bir araç. Ön tarafı ve tamamı seramik kaplan dedi herhalde. Tam bilmiyorum. Gidince göreceğiz zaten. Tertemiz, hatasız, boyasız. Çok iyi bir araç. Ben bu tarz araçları daha önce de bahsettiğim gibi Instagram hesabımdan paylaşıyorum. İşte Instagram'dan, WhatsApp durumundan hemen paylaşıyoruz. Ve bu tarz ucuz olan araçlar hemen anında satılıyor arkadaşlar. Yani bunu bir sahibinde ne vesaire ilan vermiyoruz. Ve bu araçlarda hızlı olmak gerekiyor. Ben paylaştığım anda işte bir arkadaşa özelliklerini söylüyorum, sorularını cevaplıyorum. Tamam, ben alıyorum deyip direkt anında kaporayı gönderip alıyor. Hatta şu anda Özgür abi kendisi daha gelmeyecek. Aracı biz kendimiz alacağız, çekiciye yükleyip göndereceğiz. Yani yaklaşık 1 milyon değerindeki bir aracı. Sağ olsun kendisi bize güvendi. İşte boş yetkili servisine götürüp şimdi kompteste sokacağız aracı. Zaten geçmişi yetkili servis bakımlı. Gerekli, bizim de tecrübemize inandığı için gerekli işlemlerini halledeceğiz. Vekaletiyle beraber aracı alıp buradan çekiciye yükleyeceğiz ve İstanbul'a göndereceğiz. Bu tarz konularda dediğim gibi hızlı olmak gerekiyor. Çünkü genelde hep aynı sorunu yaşıyoruz. Araçla ilgili soru soruluyor. O sırada aynı soruyu yani belki 10-15 kişi soruyor. Hepsine cevaplıyoruz. Ve birisi hemen diyor ki tamam ben aldım diyor. Kaporayı yatırıyor. Kapora hesabı istiyor. Diğer taraf diyor ki ya işte ben bakıyordum. Niye bekletmedin vesaire. Ki bu araçta biz bunu beklettik. Başka bir abimiz alacaktı. Tamam dedik, işte söz verdik. Karşı tarafa da söz veriyoruz. Çünkü siz alacağız dediğiniz zaman biz de karşı tarafa tamam bu araç bizde artık. Bunu satmaya çalışma diyoruz. O da satmaya çalışmıyor. Çünkü acil sıkışmış bir insan. Kafası rahatlıyor. Ama ondan aradan işte bir vakit geçiyor. Bir gün oluyor. Ondan sonra da işte ya ben bunu alamayacağım. Şöyle oldu böyle oldu derseniz biz de mahcup oluyoruz. O yüzden bu tarz araçlarda her zaman hızlı olan kazanır arkadaşlar. Çok fazla düşünmeye gerek yok. Zaten araç piyasası her zaman artıyor. Bu zamana kadar hiçbir zaman düşmedi. Ki bu tarz araçlarda da zarar etmeniz çok 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 düşük bir ihtimal. Hadi şimdi gelin teste sokalım aracı. Yarın da inşallah notere gideceğiz. Çünkü bugün 19 Mayıs ve noter kapalı. Yarın vekaleti alacağım. Ve noterde aracın satışını alıp sonra tıra yükleyip İstanbul'a göndereceğiz inşallah. Her zamanki gibi boş kompteste geldik. Burada detaylı bir şekilde inceliyorlar. Fiyat 700 TL. Lüks otomobil olduğu için normalde 500-550 TL civarında. Ben de bunu anlamıyorum. Lüks otomobilde ne fark ediyor, ne değişiyor? Ama maalesef böyle fiyat yüksek. İşte sorduğumuzda açıklama olarak lüks otomobilin başına içeride bir şey gelirse onun maliyeti çok daha fazla olduğunu söylüyorlar. Nitekim içeride başına bir şey gelen otomobil de gördük ama değişen hiçbir şey olmuyor açıkçası. Bu sadece bir bahane. O yüzden ben bu tarz şeylere inanmıyorum açıkçası. İnanan da vardır. Belki daha düzgün bir açıklaması vardır. Ya da dürüst bir esnafa denk gelmediğimiz için de belki bu tarz şeyler yaşamış olabiliriz. Ama 700 TL'yi ödedik şimdi. Aracın gelmesini bekliyoruz. Geldikten sonra teste sokacağız inşallah. Motor mu indiriyorsun be mübarek? 700 TL nedir ya? Ama neyse, o kadar sonuçta para veriliyor. Detaylı bir şekilde düzgün bir yerde incelensin. İçime oturuyor her seferinde şunlara şu parayı vermek ama yapacak bir şey yok. Test olunca da içimiz rahat ediyor. O moral bozukluğunda sonradan çıkacak bir şeyi düşünüp onun stresini yaşamaktansa en azından raporlu testli olarak alıyoruz. Hem de kimseye mahcup olmuyoruz. Evet, araç geldi şu anda. Şimdi inceleyip teste sokacağız inşallah. Şöyle etrafını da göstereyim size. Zaten detaylı bir şekilde gösteririm ya. Şimdi dyno'ya sokacağız aracı. Dyno zararlı mı değil mi hiç bilmiyorum. Ama deneyeceğiz.
tek bildiğim yüklü şeklinde aslında denenmesi gerekiyor. Siz de düşüncelerinizi ya da biliyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. İnşallah sıkıntı çıkmaz. Elektronik olarak bakıldı, hiçbir arızası yok aracın. Kilometresi 6 noktadan kontrol edildi, orijinal gözüküyor. Bu kısımda da aracın amortisörleri işte sağa sola çekmesi, rotu vesaire kontrol ediliyor. Önce ön tekerlere, daha sonra arka tekerlere bakılacak. Şu an tek tek bakılıyor. Şimdi arka taraflar kontrol ediliyor. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor herhalde. Gelip anlatacaklar zaten. Ben tam detay bilmiyorum ama ekrandan gördüğüm kadarıyla bir sıkıntı yok herhalde. Kaporta boya kontrolleri yapıldı. Ön 3 parçada şeffaf kaplama var. Ama yine de anlaşılıyormuş. Macun vesaire yok. Herhangi bir boya gözükmüyor. Değişen yok. Şimdi motor bileşenlerini kontrol ediyorlar. Daha sonra aracı havaya kaldırıp altına bakacağız. Herhangi bir yağ kaçağı gibi bir şey var mı diye. İşte ön takımı falan kontrol edecekler. Ondan sonra bize sunacaklar. Eğer bir sıkıntı yoksa inşallah alacağız. Yarın notere gidip. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. Dün aracımızı gösterdik, herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Bugün 20 Mayıs, zaten dün tatil noter, hem de banka transferi sorun olmasın diye satışı bugüne bıraktık. Şu an Yeni Mahalle 3. Noterliğine geldik ve aracımızın satışını vekalette alacağız. Daha sonra aracı tıra yükleyip İstanbul'a göndereceğiz. Şu anda bütün işlemlerimizi tamamladık. Aracımızı getirdik. Şimdi aracın görüntüleriyle sizi baş başa bırakayım. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite. They feeling I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the... Araç gerçekten çok güzel, kaliteli bir araç. Zaten 20.000 kilometrede sıfır gibi bir araç. Özelliklerinden kabaca bahsedeyim diyeceğim ama açıkçası özelliklerini ben de çok fazla bilmiyorum. Şimdi sizi yanıltmış da olmayayım. Fakat bu araç en dolu GT paket 1.6 PureTech benzinli olarak geçiyor. Aynı zamanda da anladığım kadarıyla Black diye bir paketi ilave edilmiş bu araca. Masajlı koltuklarımız var. İşte deri dikişli göğsümüz var. Her araçta var mı bilmiyorum. Ama bu benim çok hoşuma gitti. Onları da size gösteririm şimdi. Onun haricinde elektrikli koltuk var. Şoför koltuğu elektrikli. Koltuklar masajlı. Navigasyon var. İşte bir ses sistemi var sanırım. Onu da göstereyim size. Onun haricinde araç bu şekilde zaten. Farları gerçekten çok güzel. Buraya Peugeot Full LED teknoloji yazmışlar. Bu da ayrı bir hava katmış. Bu içerisindeki mercekler aracı ilk çalıştırdığımızda bir odaklama yapıyor. Böyle oynuyor. Çok cool bir görüntü oluyor. Bu araçta zaten söylememe gerek yok ama katlanır aynamız var. Onun haricinde koltuğu size şöyle göstereyim. Aracın içerisi biraz pis ama artık yapacak bir şey yok. Burada işte elektrikli, bel destekli, hafızalı koltuğumuz var. Koltuk masajımız var. Direksiyonumuz küçük. Klasik bir Peugeot direksiyonu. Vitesimiz de yine aynı şekilde. Start stop var. Anahtarsız girişimiz var. İşte koltuk ısıtmamız var. Burada geniş bir ekrana yer verilmiş. Cam tavanımız zaten var. 360 derece gören bir kameramız var. Zaten hayalet ekran. Kişiselleştirebiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde görebiliyorsunuz. Onun haricinde burada Alcantara
yapmışlar göğsün altını ve bu kalite hissini çok fazla vermiş. Buradaki zaten piyano şeklindeki klasik Peugeot 3008, işte 2008, 5008'deki bir düzenek var. Kullanımı çok kolay. Aynı zamanda bu ekranda dokunmatik bir ekran. Bahsettiğim dikişli göğüs buydu. Yumuşak bir göğüs ve gerçekten kalite algısı var bu araçta. Sunroof'tan vesaire bahsetmiyorum. Orta tarafta böyle bir kol dayamaya yer verilmiş. İçerisinde de böyle bir saklama gözü var. Onun haricinde bu araçta benim hoşuma gitmeyen en kötü şey bu silecek kolları arkadaşlar. Çünkü çok kalitesiz duruyor. Yani bu his dokununca bir kalite algısı yok açıkçası. Arka tarafı da göstereyim. Arka tarafta bu şekilde. Şöyle bir lokal yazan bir ses sistemi var araçta. Ön taraftakilerde de yazıyor. Ses kalitesi normal. Ben ses kalitesinde daha çok Audi, Volkswagen grubunu çok beğeniyorum. Burada benim biraz dağınıklığım var ama olsun. Bu araçta sadece şu fileler biraz bana dandik geldi. Ama tabii kullanışlık açısından iyi. Arka tarafta zaten havalandırmamız ve 12 volt çıkışımız var. Onun haricinde burada USB girişimiz var. Type-C değil bu. Evet, USB girişimiz var. Burada böyle bir kol dayamaya yer verilmiş. Bardaklık var. Aynı zamanda bagaja erişim sağlayabiliyorsunuz. Onun haricinde burada da arka tarafta da gene alkantralar ve bu dikiş gerçekten güzel durmuş. Kalite hissini artırmış. Arka koltuklarda da gene aynı şekilde dikişler, alkantra ve deriyi çok güzel tasarlamışlar. Bir de bu araçta elektrikli bagajımız var. Onu da açayım. Evet, elektrikli bagaj bu şekilde ve burada herhalde eşya varken ayağımızı şey yapınca da otomatik açılıyor. Bu onun düğmesi muhtemelen. Buradan da elektrikli bagajımızı kapatıyoruz. Oldukça geniş ve güzel bir araç. Geniş aileler de tercih edilebilir. Kabaca aracı da incelemiş olduk. Hadi aracı yükleyelim artık. Geldik şu anda. Çekicimize yüklüyoruz aracımızı. İnşallah sağ salim gidecek. Zaten yüksek olduğu için jip hemen çıktı. Tırla giderse böyle çok fazla araba gittiği için daha az maliyetli oluyor. Tek başına gitseydi çok daha fazla maliyetli olacaktı. O yüzden siz de bu şekilde sevk yaparsanız her zaman sizin için daha iyi olur. Şimdi yükledikten sonra detaylı resimlerini çekeceğiz ve yollayacağız İstanbul'a inşallah. Bu arada gimbal'ım arabada kalmış. Mecburen kamerayı biraz titreterek çekiyorum ama olsun artık. Şöyle göstereyim. Şu an Mehmet abi gerekli ayarlamaları yapıyor, aracı bağlıyor herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Zaten üst tarafta gidecek. İnşallah sıkıntısız bir şekilde gider. Bir zarar göreceğini düşünmüyoruz. Şimdi Mehmet abi spanzetle arka tarafı da bağladı. Sıktı. Zaten aracın el freni vesairesi çekildi. Sonra bunu yukarı kaldıracağız. Ve alt kısımda doldurulacak ve yola çıkacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bana destek olabilmek için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Yorumlara mümkün olduğunca hızlı cevap veriyorum. Ayrıca takip etmeniz için Instagram hesabımı da aşağıya linkini paylaşıyorum. Hoşça kalın, esen kalın. Allah'a emanet olun. Anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mine.